Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde teğetin özellikleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki teğetin özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik, sorular da çözmüştük. Ancak bu videomuzda teğet özellikleri ile ilgili sorulara devam edip hem de çıkmış sınav sorularından iki tanesini çözeceğiz. Örnek 1 AD ışını K noktasında, AE ışını L noktasında, DE doğru parçası F noktasında O merkezli çembere teğettir. Yanda verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Çözüme bakalım. E, bakın K ve L noktalarında teğetlik var. O zaman AK doğru e, parçası ile AL doğru parçası yani AK'nın uzunluğu ile AL'nin uzunluğu birbirine eşittir. E, ve bizim Şimdi bizden çemberin yarı çapını soruyor. İlk önce o zaman o merkezine bakalım. O merkezinden L teğet noktasına ve F teğet noktasına yarı çaplar indirdiğimizde ve bunlar dik olmak zorunda. Özelliklerini hatırlayalım. O zaman FO, OL, EL, EF hep yarı çap yani R uzunluğuna eşit ve yani burada bir kare meydana gelmiş. Şimdi demiştik ki AL uzunluğu ile AK uzunluğu birbirine eşit oluyor teğet noktaları olduğu için. O zaman bizim AL uzunluğumuz 8 artı R ise AK uzunluğumuz da 8 artı R olmalı. Ayrıca bu çemberi D noktası bu çemberde D noktasının dışına çemberin dışından çizilen D noktasından K'da teğet ve F'de teğet. Bakın o zaman DK ile DF'de birbirine eşit olmalıdır. Yani DF uzunluğu da 2 santimetredir. O zaman şekli incelediğimizde ADE ya da AED bir dik üçgen meydana gel geldi. AED dik üçgen Pisagor bağıntısını kullanabilirim. 8'in karesi artı 2 artı R'nin karesi eşittir. 6 artı R'nin karesi. Burada e, isterseniz üçgenlerden değerler verebilirsiniz. İsterseniz e, 2 artı R'nin karesini açarsınız. 6 artı R'nin karesini açarsınız. Sonuçta gerekli matematiksel işlemler yapıldığında yarı çap 4 cm elde edilir. Örnek 2 sorumuza bakalım. ABCD karesinin içine AB çaplı yarım çember verilmiştir. DEC üçgenin çevresi 36 santimetredir. Buna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi çözüme inceleyelim. Bakın, K ve A noktasında teğetlik var. B noktasında teğetlik var. Çünkü A köşesi 90 derece, B köşesi 90 derece bakın. Dolayısıyla EA uzunluğu ve EK uzunluğu birbirine eşit. Ve buraları biz B birim diyelim. çemberin dışındaki bir C noktasından CK ve CB çizilmiş. K ve B noktalarında da teğet olduğu için o zaman CK uzunluğuyla CB uzunluğu da birbirine eşit. Ve biz karenin bir kenarına yani CB uzunluğuna A birim dersek CK uzunluğu da A birim eşit oluyor. Şimdi karenin bir kenarı A ise diğer kenarları da A olması lazım. O zaman AB de A kadar, DC de A kadar, DA da A kadar olmalı. Şimdi DA kenarını inceleyelim. DA kenarı A kadarken EA'ya ben B birim dediğim için o zaman A'dan B'ye çıkartırsak DE uzunluğu A eksi B'ye eşit olmuş olur. Bize soruda e, DEC üçgeninin çevresini 36 cm vermiş. O zaman üçgenin üç kenarını toplayalım. A artı A eksi B artı A artı B 36 santimetreye eşitse bakın burada B'ler birbirini götürüyor. 3A 36 santimetre ise A eşittir 12 santimetredir. Bizden zaten karenin bir kenarını istemişti. Karenin bir kenarında A dediğimiz için A eşittir 12 santimetre istenilen cevaptır. Örnek 3. O merkezli çembere AC doğru parçası A noktasında, BC doğru parçası T noktasında teğettir. AB'nin uzunluğu 8 cm, AC'nin uzunluğu 6 cm olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sorumuz sorulmuş. Çözüme bakalım. Yine bakın, e, teğetlik var. A ve T noktalarında teğet, Dışarıdan bir C noktasından A ve T noktalarına çizilen doğru parçaları teğet olduğu için CA uzunluğu ile CT uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla o zaman TC'nin de uzunluğu 6 cm oluyor. Şimdi bakın bir kere A noktasında teğetse ise merkezden yani O A'yı düşünün. Merkezden TT indirilen dik olacağı için A açısı 90 derece. O zaman BAC bir dik üçgen meydana geldi. Dik üçgende 6, 8, 10 biliyorsunuz ki. O zaman BC kenarına hemen 10 cm diyebiliriz. Biz TC'ye 6 cm bulduğumuz için 10'dan 6 çıkartırsak artık BT uzunluğumuz bizim için 4 cm oldu. Şimdi bakın T teğet noktası O merkez O merkezden T'yi birleştirdiğimizde bir yarı çap meydana geliyor. O zaman yine bu burada BOT e, bir dik üçgendir. Biz burada Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. Şimdi kenarlarımızdan bir tanesi yarı çap. Diğeri 4 santim. Şimdi BO uzunluğunu hesaplayalım. Bakın yarı çapıma R dersek yani AO uzunluğu R kadar, OR uzunluğu da R kadar. Zaten şekilde gösterdik bunları turuncu renkle yazdım. Hatta yarı çapları R, R diye. Şimdi AE'nin uzunluğu 2R oldu. AB'nin uzunluğu 8 birimdi. O zaman BE par doğru parçasına 8-2R kalacak. Şimdi tekrardan şekli incelediğimizde OBT dik üçgeninde bizim için BO kenarı 8 eksi 2R artı R oldu. Yani BO kenarı 8 eksi R. Bunu da mavi ile gösterdim. O halde yine buradaki dik üçgende Pisagor bağıntısını uygulayalım. Yani R'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir 8 eksi D'nin karesi. Bakın burada hemen 3, 4, 5 üçgenini pratik bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla isteyen tabii ki de uzun uzun çözüm de yapabilir. 3, 4, 5 üçgeni hemen bize yardımcı olacağı için yarı çapı 3 cm elde edebiliriz. Evet teğetin özellikleri ile ilgili örneklerimize devam edelim. 4. örnekteyiz şekildeki ADC ve BDC üçgenlerinin iç teğet çemberleri çizilmiştir. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi çözümünü inceleyelim. Bakın şekle baktığımızda birçok noktada teğetlik var. N ve T noktasına bakalım. N ve T noktasına baktığımızda üstteki çemberde teğet noktaları. O zaman CN uzunluğu ile CT uzunluğu birbirine eşit olmalı dolayısıyla CN 12 santimetre ise TC de 12 santimetredir. E, LC'nin uzunluğunu vermiş soru da. 6 vermiş soruda. 12'den 6'yı çıkartırsak TL'ye biz 6 santimetre diyebiliriz. Bakın şekilde T noktasını göstermemiş. Orayı biz kendimiz harflendirdik. Turuncuyla büyük T yazdığım noktaya dikkat edin. T noktalarından biri yine. Ee, devam edelim. Bu sefer alttaki çember için düşünelim. Alttaki çemberde de K ve L noktalarında teğet noktaları. Ee, o zaman DK ile DL'nin de uzunluğu birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla DL de 7 santimdir. E, TL'yi biraz önce 6 santimetre bulduğumuza göre DT 7-6'dan 1 santimetre elde edilir. Şimdi artık son basamağa geldik. Yine üstteki çembere bakalım. T ve B nokta, T ve M noktaları üstteki çemberde de teğet noktalar. Dolayısıyla DT DM'ye eşit olmak zorunda. O halde x eşittir 1 cm elde ederiz. Ee, bakın burada önemli olan teğet olan noktaları iyi görmek. Ee, ve çemberin dışından çizilen e, bir noktadan TET, iki teğetin indirilen uzunlukların birbirine eşit olduğunu unutmamak. Yine teğetin özelliklerinin hatta ilk özelliği en önemli özelliğini kullandık soruların çözümünde. Evet teğetle ilgili sorularımıza bir çıkmış sınav sorusu ile devam edelim. YGS 2017'de bir soru sorulmuş. Okuyalım soruyu. OAF dikdörtgen ABCD kare FE 7 birim, AB 2 birim, DE X kadar. Şekilde E ve C noktaları 10 merkezli çeyrek çemberin üzerindedir. Buna göre X kaç birimdir diye soruyor. Bakın iki adımda soruyu çözeceğiz. İlk adımda bir kere dikdörtgen verildiğine göre FE 7 santimetre ise ya da 7 birim ise pardon OA'nın da 7 birim olması lazım. Dikdörtgen karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Aynı zamanda karenin tüm kenarları birbirine eşit olacağı için DA da 2 birim, CB 2 birim ve kare olduğu için B köşesi de 90 derece. O zaman OBC dik üçgeninde Pisagor bağıntısını uygulayalım. Hatta O ve C'yi birleştirelim ilk önce. OC'yi birleştirdiğimizde bakın bir yarıçap elde ettik. Mor Doğru parçası, oradaki r yarıçap. O zaman 9'un karesi artı 2'nin karesi eşittir r kare ise r eşittir kök 85 elde ederiz. Şimdi ikinci adımda artık x'i kullanmamız lazım. Ee, bakın O ve E nokta O E noktalarını da birleştirdiğimizde, kırmızı ile birleştirdiğim şekilde, e, burası yine bir yarıçap oldu. Ee, o C ile O E yarıçap olduğu için uzunlukları birbirine eşittir. O zaman ikinci dik üçgenimiz o, A, E bir üçgeni. Burada yine Pisagor'u uygularsak 7'nin karesi artı 2 artı x'in karesi eşittir. Yarı çapın yani kök 85'in karesine o zaman 2 artı x'in karesi eşittir. 85-49'dan 36, 36 kimin karesi? 6'nın karesi. Eksi 6'yı zaten saymıyoruz. Kenar negatif olamayacağına göre sadece 6'yı saymamız yeterli. Ee, o zaman 2 artı x 6 eşitse x eşittir 4 birim elde ederiz. Örnek 6 yine bir çıkmış sınav sorusu. LYS 2016'da sorulmuş. ABCD dikdörtgen E noktası BC doğru parçasının üzerinde AB 40 birim B 12 birim EC X kadar şekilde verilen AB ve EC çaplı yarım çemberler birbirine teğettir. Buna göre X kaç birimdir? Şimdi bakın bir kere dikdörtgen ise B köşesi 90 derecedir. Bunlar yarım çaplı çemberler. Bakalım biz AB... Yarım çaplı çemberinin tam merkezini alalım ve merkezi O1 olsun. O zaman 42'ye böldüğümüzde O1B doğru parçası 20 birim elde ederiz. Ee, CE yarım çaplı çemberinde bir merkezi olsun ve bu merkeze de O2 diyelim. Ee, bunun yarı çapına da R kadar söyleyelim. Şimdi bu çemberler birbirine teğet olduğu için merkezlerini birleştirebiliriz. Merkezlerini birleştirdiğimizde bakın kırmızıyla çizdiğim. Doğru parçasını elde ettik. O1, O2 doğru parçası oldu. B köşesi 90 derece. O zaman burada bir O1B O2 dik üçgenini elde ettik. Yine dik üçgende Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Ama ondan önce şunu unutmayalım. Sonuçta AB'nin yarıçapı 20 ise biz O2 ile O1'i birleştirdiğimizde iki yarıçapın toplamını elde edeceğiz. Yani kırmızıda çizdiğimiz bu iki yarıçapın çapın birleşimi 20 artı R'ye eşit olmak zorunda. Tekrardan bakalım Pisagor bağıntısına 20'nin karesi artı 12 artı R'nin karesi eşittir 20 artı R'nin karesine. Burada gerekli matematiksel işlemleri yapacaksınız. 12 artı R'nin karesini alacaksınız. 20 artı R'nin karesini alacaksınız burada birbirini götüren ifadeler olacak. gerekli işlemleri adım adım yaptığınızda yarıçapı 9 cm elde edersiniz. bizden x'i sormuştu. Bakın x de yarıçapın 2 katı yani çap. O zaman 9'un 2 katını alırsak 18 birim elde ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.